Tefe 13 yaşından beri benim yanımda. Anası yok, babası yok. Kimsesi yok işte. Bu garibimi donmak üzereyken kaldırımda buldum ben. Yanıma aldım. O günden beri ne zaman bir gariban görse yedirir, içirir, üstünü başını giydirir. Toparlar onu. Ah Tefa. Olacak iş miydi? Ah. Buranın iyisi. Ben Tekin'le konuştum şimdi. Durumu ağır evet ama evelallah kurtaracak. İnşallah, inşallah. İnşallah zafer de. Ben şimdi hastanede olmak yerine buraya ağlanmaya gelmedim. Ne yapacağız reis? Ne yapalım Boran? Adamlar hiç tahmin etmediğimiz bir şey yaptı. Kendi kendimize itiraf etmemiz zor olsa bile kabul edeceğiz. Kaybettik. Ne demek kaybettik abi? Ben Cengiz denilen adamla silahların millileştirilmesi için el sıkışmışken adamlar gelip mallarımızı elimizden aldılar. Kaybettik İlyas. Gücümüzü kaybettik. İtibarımızı kaybettik. Anlaşmayı da. Ha, kaybetmek üzere olduğumuz Tefo'yu, o canı saymıyorum bile. Kaybettik diyorsun da sen bir tarafta bir anlaşma yaparken diğer tarafta bizi tuzağa çekip mallarımıza el koymaları tesadüf mü yani? Değil. Cengiz o saatte bilerek geldi ve şunu demek istedi. Eğer silahlar sizdeyse sizinle. Yok eğer altandaysa onunla yola devam ederiz. Amcamın kaybettik demesinin nedeni bu. Dayı bu deponun yerini kimler biliyordu? Yani yanlış anlamayın. Feyyaz da Behram biliyor mu onu soruyorum. Bizden başka bilen yok. Ben Tekin Tefo Alparslan. Enişte şunun için soruyor. Ola ki birisi ağzından bu yeri kaçırmış olamaz mı? Ha bunlarda ağzı gevşek adam yoktur ki. Kim nasıl bilecek? Onların ağızları sıkı olmaya sıkı da takip etsem ben de bulurdum o depoyu. Tamam da Hazır abi. Bu dört kişi hariç bilenler de abim, sen, ben, İlyas, Tufan Ağa. Tip abiyle Rafet'in zaten haberi yok. Feyyaz da Behram'ın hiç yok. Biz kimden şüpheleneceğiz şimdi? Herkes kendinden şüphelenecek. Şüphelensin de. Madem abimin dediği gibi bir kayıp var, içimizden sızma olmadan bu mümkün değil. İyi de amca bu altan önce Alparslan'ı aldı. Ondan sonra Behzat abiyi, Boran abiyi, Tekin abiyi yani silahın yerini bilen kişileri aldı. Tekin abiden sonraki halka da Tefo'ydu. Demek ki bunlar Tefo'yu takip ettiler, deponun yerini buldular. Yani amca biz niye durup dururken kendimizden şüphe ediyoruz ki? Onda da sen haklısın yeğenim. Belli ki biz altını fazla küçümsedik. Demek ki o yüzden kaybettik. Evet kaybettik.
Ama her şeyi değil. Kaybetmediğimiz ne kaldı? Mermiler bizde. Ne? Nasıl bizde? Şimdi Boran abi, eğer alınmayacaksan... ben tedbir amaçlı risk bölünsün diye bir şey yaptım. Şimdi normalde ben bunu alırım ama... belli ki iyi bir şey söyleyeceğim. Söyle hele, dinleyelim. Benim senin depoya gönderdiğim mermi kutularının hepsinin içi boş sayılır. Altanların eline geçenlerin tamamı imalat hatası mermiden ibaret. Bunu da mı yaptın? Abi normalde ben şimdi bu arkadaşın ağzını burnunu kırarım. Gizli iş çevirdiği için. Ama kusura bakma, bu kez alnından öpeceğim. Gel buraya. Allah helal olsun aslan yeğenim. Aslan yeğeniniz. Vallahi kusura bakma da Hızır abi, bu gece aldığımız en güzel haber bu. Şimdi o çaldıkları makinaları alsınlar. Dürbün olarak röntgencilik yapsınlar şerefsizler. Bunu başka kimse biliyor mu? Benim ekibim. Kim kim? Senin ekibin kim? Ya avukatlar, Faruk falan filan işte. Sen de ulu orta öyle bir soruyu soruyorsun ki. Nasıl söylesin şimdi? Yarın gelip onu da mı alsınlar? Belli ki Alparslan bir tedbir almış. İyi ki de almış. Bunu kimseye söyleme kardeş. Bana bile. Fahri Baba, Hurşit. Siz de var mısınız? Alparslan'ın ekibinde. Kesin varlar işte. Benden de şüphelendim. Pansuman mansuman deyip ortadan kayboldular. Size bu altanların üstüne sürmek için bir hedef lazımsa... benden Hurşit seve seve gönüllü oluruz. Olur olur. Ellerinde kurşun olmadığını öğrenince... bu şerefsizler yeniden bir plan yapacaklar. Bu sefer onları tuzağa biz çekeceğiz. Ama bundan hiç kimsenin haberi olmaması lazım. Anlaşıldı mı beyler? O silahları alır mıyım, alamaz mıyım bilmiyorum. Ama içini rahat tutun. Bir garibanın intikamını alırım. Eyvallah reis.